Hazreti Sümeyra isminde bir annemiz. Hazreti Sümeyra isminde bir sahabi. Evet, savaş gecesi, yani savaştan bir önceki gece babasını alıyor, güzelce babasını yıkıyor, temizliyor. Yiyeceğini, yemeğini, her şeyini veriyor. Sonra babasının elbiselerini, zırhını, kılıcını getiriyor. Öz babası, babasının önüne bırakıyor. Ve söyle diyor, baba diyor, yarın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşa gideceksiniz. Benim senden tek ricam şudur. Hiç Resulullah'ın yanından ayrılma. Babam olarak, evladın olarak benim senden ricam hiç yarın hiç ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılma ve uzaklaşma diyor. Sonra eşinin yemeğini getiriyor. Eşine bir güzel yemeğini ikram ediliyor, yediriyor. Sonra onun da temizliğiyle ilgili her şeyi yapıyor. Sonra onun da elbiselerini, kılıcını, efendime söyleyeyim, kalkanını getiriyor. Önüne koyuyor, diyor ki ben bu kadar sene sana hanımlık ettim diyor. Yarın Uhud'da çetin bir gün olacaktır diyor Hazreti Sümeyra. Çetin bir gün. Yani Hazreti Sümeyra'yı anlattığımda bayan sahabilerin ne kadar büyük ve üstün olduğunu anlayacaksınız. O yüzden ben bazen anlatırken zorlanıyorum demiştim. Eğer diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olursa sevgili kocacığım, sakın Medine'ye dönme diyor. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olursa sen Medine'ye döndüğünde Allah'a kasem ederim ki bu kapı sana açılmayacaktır diyor. Sonra kardeşine, kardeşinin elbiselerini, yiyeceğini, temizliğini, her şeyini sağlıyor, götürüyor, eliyle yediriyor, doyuruyor. Sen benim kardeşimsin diyor. Yarın Uhud'da Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç yalnız bırakmayacaksın sevgili kardeşim. Eğer Allah'ın Resulüne bir şey olursa sallallahu aleyhi ve sellem, senin o saatten itibaren Medine'de bir kardeşin, bir ablan, bir bacın yoktur, bunu bil diyor. Sonra iki tane oğlu, genç, delikanlı, civan, mert. Onları getiriyor, giydiriyor, temizliyor, güzelce elbiselerini, yemeklerini veriyor. Sonra onları karşılarına alıyor. Ben sizin annenizim diyor. Sizi doğurdum, emzirdim, büyüttüm. Sizin üzerinizde anne olarak benim haklarım var diyor. Bu haklarımın bugün bedelini, karşılığını ödeme gününüzdür. Evlatlarım olarak, anneniz olarak benim sizden bir isteğim var. Yarın Hazreti Resulullah'la beraber savaşa gideceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim size bir tek tavsiyem var. Yarın ya müminlerin zafer haberi ve Resulullah'la beraber Medine'ye dönersiniz veyahut sizin şehitlik haberinizi duymak istiyorum diyor. Sakın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmayın. Şimdi Resulullah'ı savunmak, Resulullah'ı sevmek, Allah'ın Resulü'nün yanında olmak sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabiler için, hepsi için ortak bağlılık ve muhabbeti, ortak sadakatti. Hazreti Sümeyra babasını, kocasını, kardeşini ve iki oğlunu gece, akşam, savaştan önceki gece bu tavsiyelerle, bu şekildeki vasiyetlerle, tabiri caizse bu şekildeki bir nasihatla onları Uhud sabahı, Uhud'a yolcu ediyor. Murşid-i kutbu gavsani, taca seri almani, rahber-i şeyh-u melani, şihab-ud-din seyyid-i taha. Rehber-i Şeyh Humelani, Şihab-ı Din, Seyyid-i Taha.